Bakın arkadaşlar, şu araba dibimden sıfır girip yani filme geçmeye çalışıyor benim. Muhtemelen acelem var. İşe gideceğim vesaire falan filan diyecek. Şimdi çekip sağa sıkıştırsam anlatsam. Aa, plakasını da çekiyorum. Anlatsam abi, acelem var, o var, bu var diyecek. Hiç gram umurumda değil. Gitsin belasını başkasına bulsun. Bak hala içeriden bakıyor. Yanda da çocuğu var, dayının. Neyse. Sakiniz arkadaşlar, böyle şeyler trafikte olabiliyor. Deli çok, acelesi olan çok, bahanesi olan çok. Bu bahaneler bizi kavgaya, tartışmaya, olumsuz şeylere sürüklemesin. Bak kaç kişi şu an işe gitmeye çalışıyor, stres, sıkıntı çekiyor. He. Ben Allah'tan fark ettim, hemen kenara döndüm. Ama daha sert bir şey ortaydı, bizim günün sonunda canımız tehlikede yani. Kaporta bizi. Şimdi oturduğu yerden şey diyecekler var. O zaman motora binmeyin, araba sürün falan filan diye. Sana ne ulan? Yani benim ne süreceğimden sana ne? Benim tercihlerim beni ilgilendirir, beni bağlar. Ama sen şu yolu kullanırken buranın kamuya açık bir alan olduğunu farkında olmak zorundasın. Bu bilinçli olmak zorundasın. Ve trafikte yayaya, bisiklete, motosiklete, arabaya, neyse artık o, uyarlı olmak zorundasın. Bahanesi yok. Acelem vardı. Hepimizin acelesi var abi. Ben de işe gidiyorum. Bak sabah 5'ten beri dışarıdayım. Saat şu an kaç? 8.30. Eldivenimi bile unuttum, düşün. Uyku sersi. Birini vurup öldürmenin, düşürmenin acelesi, bahanesi olabilir mi? Olamaz. Kusura bakmasın o arkadaşlar. Plakasını da kapatmadan yayınlayacağım. Normalde ben de her zaman böyle sakin ve şey kalamıyorum, biliyorsunuz. İşim gereği kendimi yonttum bu alanda. Ben kickboks antrenörüyüm. 2014'ten beri bu işi yapıyorum. 2009'dan beri bu işi yapıyorum. Özür dilerim. 2009'dan beri bu işi yapıyorum. Dolayısıyla kendimi bu yönde eğitmiş birisi. Sakin kalkmaya çalışıyorum. Ama bazen gerçekten çekiliyorsun. Anlık böyle yükselip bir dakika sonra, 5 dakika sonra görmeyeceğin, hayatında olmayacak insanlarla uğraşıp zaman kaybetmeyin. Canınızı sıkmayın. Gerek yok. Aa, aç kameranı, böyle ifşala görsün. Keşke o anda kameran açık olsaydı dedim. O yüzden bundan sonra güzel trafikte kapatmayacağım kameramı. Arkadaşlar sabah trafiğinde olay bitmiyor. Bak bir de böyle arkadaşlar var. Oğlum ne yapıyorsun abi? Ben hep bir motor sürüyorum. Okey. Atladık da karşı şeyde geçiyor. Daha şimdi kabul edelim abi. Arkadaşlar kabul edelim. Hepimiz bazen oradan oraya kaçıyoruz. Şuradan zıplıyoruz falan filan. Eyvallah, ama şu, şu görüntü de değil. İki tarafa poşetleri koymuş. Her yerden zıplamaya çalışıyor. Bu arada bir keresinde arkadaşlar ev taşırken ben de buna benzer bir şey yapmıştım. Ama şöyle kucağımda böyle bantlamıştım kendimi. Ufak bir poşete gitmiştim. Ama bunlar riskli hareketler arkadaşlar. Düşer, dengeni bozular, sağa sola uçarsın. Gerek yok değil mi? Ben usul usul kendi mekanıma doğru döneceğim. Aa, bak bu demiş. Kolay gelsin. Eyvallah. Olacaklardan habersiz selam verdim. Video konu. Ne olur görürsen bana kızma. Bak deminki arkadaşın plakasını bulurlamayacağım. O araba sürücüsünün. Ama bu arkadaşı kapatacağım abi. Sıkıntı yok. Hepimiz bazen böyle minik acele işler, dalgınlıklar yapıyor. Ötekisinin aceleliği ve dalgınlığı daha sıkıntı. Onu affedemeyiz. Çünkü ve sıfır geçmek. Lan ben bir panik olsam, düşsem ne olacak? Acelem varsa tekrar söylüyorum. Bas konuya, bir şey yap. Böyle ufak bir al yolu gitti mi? Neyse. Bu sefer gerçekten kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle minik bir 4-5 dakikalık, 5-6 dakikalık video oldu. Aa, bu arada şöyle kenara bir çekiyorum. Lan şimdi size motoru sonduğumu göstereyim. Çünkü geçen çektiğim videodan sonra kendim malımı da gömmüş olmayayım abi. İzlemediyseniz onu şuraya bir yere bırakırız. Şuralarda falan. Motor tıkır tıkır çalışıyor. Her şeyini yaptık, ettik. Çok şükür. Hiçbir sıkıntımız yok. Grenajlarından şeyine kadar. Bak sadece bu motorun şurası ufak bir sürtmesi var. Bunu eski sahibi duvara sıfır park ediyormuş. Orada olmuş. Ben de bu arada aynı yere cila geçtim mesaya giderken. Ama gördüğünüz gibi motorun kondisyonu gayet iyi durumda arkadaşlar. Zaten her şeyini yaptık. Mekanik anlamda da içimiz rahat. Bundan sonraki süreçte ne olur? Bakıma götürürsün. Yağını suyunu değiştirirsin. Fıt 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 ilerlersin. Benim emektar çanta da arkada zaten, dediğim gibi. Yani artık bu çantayı bu motorla beraber satacağım zaman veririm. Bilmiyorum ne zaman satarım. Biliyorsunuz ben sıkılabiliyorum.
Yani sürekli motor değiştiren birisiyim. Bir X-Max alıyorum, bir Forza alıyorum, bir BMW G3 alıyorum, Dominar'a dönüyorum falan filan derken bayağı hareketli bir şeyim var. Ama motor iyi. Hatta sizin için bir tık yolu uzatacağım. Bak. Tek marş. Giderken bir devri de gösterelim. Yağ hararet göstergemiz gayet yerinde çalışıyor falan filan. Sadece şu aynadaki şu köşe şeylerini değiştireceğim. Onu unutuyorum. Hani o kadar boş ve basit bir detay kaldı ki o. O yüzden sıkıntı yok. Bir de bir motoru satarken her zaman artısı, eksisi, yapılan işlemler ne vesaire falan söylemeniz lazım. Bu ticaretin gerekliliği, zorunluluğu. Alayım, çakayım mantığı yok arkadaşlar. Yani yazık günah değil mi? Yani sen öyle bir mal alsan, atıyorum adam sıfır, hiçbir şey yok dedi. Pert. Ne hissedersin kendini? Enayi gibi hissedersin. O yüzden abicim söyleyeceksin. Ona göre fiyat vereceksin. Kimseye bir şeyi çakmaya kalkmayacaksın. Ben de bu zamana kadar hep öyle yaptım. İçim çok rahat. Şuradan döneceğim artık. İçim çok rahat. Dolayısıyla siz de böyle yapın. Bak ben videosunu çektim. Yani yarın bir alan adam izleyecek bunu. BMW G3 Sonar'da marş cubesini değiştirmiştik. Kronik bir problemi vardı. Onu gösterdik vesaire. Yamaha'da yaptığımız bir şey var mı? Yok Yamaha. Sağ eski servis patlıklarına da vesaire. Durumlar böyle arkadaşlar. Minik bir motovlog çektim ayaküstü. Güzel oldu. Ses kurtarımı bilmiyorum. Bugün bir de gideceğiz. Triumph Tiger 660 olacağız. Sıfır. Onun da videosunu çekeceğim. Bayağı aktifim. Motorum geldi de şu an tam gaz çekimlere odaklanmış durumdayım. Kendinize dikkat edin. Tekeriniz bir bastı. Bu arada beni şuradan Instagram'dan, TikTok'tan vesaire takip ederseniz çok sevinirim. Oradan videoları duyurusu yapıyoruz. Planlaması yapıyoruz. Önce görmüş oluyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Tekeriniz düz bassın. Trafikte sakin olun. Görüşürüz.